Peki abi o zaman Galatasaray'a de devam edelim. Evet. Galatasaray'da şöyle bir sıcak gündem var. Kısaca ona değinip sonra hem maç hem de haftaya Avrupa maçı var ve çok kritik çok, aslında orası. Çok. Galatasaray'da eleştiriler yeni transferlerden Davinson Sanchez dışında hiçbir oyuncunundan tam olarak verim alınamadı. Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, işte Anelinho, Kaan saymayalım gerçi. Anelinho, Bakambu, Halil, Tete, Zaha, Ziyeh ve Endombele. En çok tartışılan oyuncu da. Endombele ki son bir haber vardı. Ee, hamburger yediği için Okan Buruk'la tartıştığı gibi artık o tarz haberler çıkmaya başladı oyuncuyla ilgili. Sen katılıyor musun Galatasaray'da transferlerden tam verim alınamadığını? Neden böyle, böyle soruyorum? Fenerbahçe evet sirkülese bir şekilde gidiyor ama Galatasaray'da bu sezon sadece tek yenilgi aldı. O da bayağı Münih maçı. Hani kabul edilebilir bir yenilgi, evet. tahmin edilebilir. Ee, sert bir fikstürden geçiyor Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde. Likte 9'da 9 gidiyor. Bence bu da gayet iyi bir istatistik. E, sallanıyor ama... yıkılması da kolay olmayan bir oyun ortaya koyuyor. Sen katılıyor musun eleştirilere ya da Galatasaray'ı kötü mü görüyorsun? Şimdi... bu transferlerden... tam verim alamadı derken şöyle oldu, iş gerçeği bu... Endombele zaten tam bir hayal kırıklığı... Halil Dervişoğlu... hayal kırıklığı... Ben şu anda Halil Dervişoğlu şu anda goleden içeri girse tanıyamayabilirim. Kim bu kardeş diyebilirim. Adamı görmüyoruz bile. Bakan bu. Bakan bu. Aynı durumda. Hı. Tete için mesela tam öyle denir mi şüphelerim var. Bazı oyunculara hani haksızlık etmeyelim. TT'nin oynadığı iyi maçlar var. Yani kare kare de olsa şu anda gözümün önüne geliyor. 2- Ziye. Evet ama mesela... 2-3 klas hareketi mesela gözümün önüne geliyor. Mesela... attığı Başakşehir'e miydi? Şahane bir gol attı. Kaldırdı, tak diye vurdu 18 dışından. Ne maçıydı? Başakşehir maçı mıydı? Ben de Başakşehir Bak, diye hatırladım ıı, bir anda. He? Bak, iyi, doğru mu hatırladım? Karıştırıyorum artık kardeşim. O kadar, o kadar maç, 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 onu söyle, onu söyle. Değil mi? Harika bir gol attı mesela. İşte ziyetle dirtiyor. Şu son izleme maçında bile oyuna attın. Hemen yaptı bir çok önce. klas bir iş yaptı Biliyorsun değil mi? Tete atamadı karşı karşıya. Çok klas işti önüne bıraktı önüne bıraktı ama o onu futbol oynayan bilir ya da futbolu iyi takip eden bilir öyle çabuk kontrol bekleyerek çünkü bir saniye geç kalsan ofseydi olur pozisyon ofseydi olur tete ofseydi yakalanır bir, bir saniye erken atsan topu erken yetişemez oraya. defansın arkasına o kadar rahat sarkamaz. Tekte alıp, o kadar rahat bekleyip, tam zamanlama, müthiş bir zamanlayla bıraktı. Tete karşı karşıya, 2-0 yapıp maçı bitirecekti. Atamadı, kaleciden döndü. Şimdi Ziyech deyince aklıma da böyle bir şey geliyor. Sonra evet. Zaha diye bir adam geliyor aklıma. Zaha'dan başka şeyler bekliyordu tabii insanlar her maç, her maç. Mesela Ankara gücü maçı geliyor aklıma böyle. Yani İstanbul'da Ankara gücüne puan kaybını... E, Zaha önlemiştir. E, Manchester deplasmanında da... Oraya var. işte gel, önce ilk dedim ha, hani Ankara gücünü de. söyleyeyim. Zaha önlemiştir. O gün Zaha o performansı vermese Galatasaray puan kaybı yapardı Ankara gücüne. Yani bir sıfır 0 gerideydi en fazla maç 1-1 bir bir belki olurdu Zaha olmasaydı o gün. Zaha sayesinde kurtuldu. Müthiş bir gol attı biliyorsun değil mi? Nefis. Tete'nin goleyle attığı bir gole bir asisti var ve Manchester'da oynadığı harika bir 45 dakikası var. İlk yarı zaten golle bir de süsledi. Şimdi hiçbir şey almadı demek başka bir şey. Yeni transferlerinden hiçbir şey almadıysa en dombeleden almadı. Bakan Budan. Bakan Budan almadı, Halil'den almadı. Ancelino istediğini almadı ayrı bir şey. Ama Ancelino'nun oynayıp da verimli olduğu maçlar yok mu? Hani çok da haksızlık ederiz öyle. Hiçbir şey almadı. Nasıl Buyur hiçbir hocam, şey almadı? yani herhalde. ama beklentimizi yani beklediğimiz kadarını almadık. Daha fazlasını bekliyorduk diye ha bu oyuncular daha fazlasını temin saydığım oyuncular kısa kısa Sahnelerle anlattığım oyuncular daha fazlasını verir mi? Verir. Bence de verir. Verir. Yani de o hocam, kapasiteleri var mı oyuncuların? Annelina da şöyle bir şey var. Şimdi bu adam geçen yıl 12 asist yapmış. Ondan önceki yıl 13 asist yapmış. Ondan önce 11 asist yapmış. Şimdi niye yapamıyor? Yani her zaman mı sorun oyuncuda? Yoksa acaba oynadığınız oyun ya da oyuncular, o, evet, oyuncular. önündeki oyuncular. Tabii ki. Şimdi bu adam bunları yaparken mesela 3-5-2'nin öndeki 5'in sol kenarı olarak Tabii oynamış. Ki. Tabii. Belki buraya adapte süreci var. Belki ülkeye adapte olamıyor. Dediğin gibi hocam bir Kerem'le oynadı, bir Zaha'yla oynadı. Onların oyun tabii tarzları ki. belki ona uymuyor. Tabii oynuyor. ki. Yani Şimdi... Hep oyuncuyu dışarıya atmak çok kolaycılık. Şimdi mesela ben bir şey söyleyeyim. Çok enteresan olabilir belki. Hani şu anda aklıma geldi. Mesela Angelino soldan bindiriyor. Diyelim ki önünde Zaha ve Kerem değil de Tadic oynuyor. Bambaşka. Angelino şey. çıkıp topu Tadic'e veriyor ve devam ediyor. Büyük ihtimalle sıfırda topla buluşma ihtimali çok yüksek. Tabii. Bak Ferdi'yi görüyoruz değil mi? Her attığı bindirmeye cevap alıyor. İşte diye bile çizgiye kadar indirdi. Çizgiye kadar ya. indirdi, değil mi? Harici Ludogorets maçında evet. tekte. Angelino Zaha ile ona zaman Zaha'ya verdin mi? Tekrar sana oynama ihtimali çok az. Çok az. Ya kendi alıp girişiklerle gidecek, ya da, gidecek ya da kendisi içeri yani anlatabiliyor muyum? Böyle alıp içeri çekip dur ben sol bekimi sokayım, kendim de arkada kalayım diyecek oyuncu değil ki. Hakeza Kerem Aktürkoğlu da öyle. Tabii. Kendisi sprint yapmak isteyip bir an önce gelip ya şut atmak ya da topu hemen Icardi ile buluşturup İşi çözmek niyetinde olan insanlar Böyle bir var. durumda sol bek koşu yaparsa top kaybında da mevkisi boş. Bu sefer Aynen öyle. bıraktığı boşlukta pozisyon yiyecek. Oraları oraları gitmek... Gidiyorsun da onun bir de dönüşü var. O yüzden oyuncu da basıyor frene. Tabii. Oraya, sen şimdi git, 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 git. 3 kere git, 5 kere git. Hiçbirinde topla buluşmayı boş dönmek var ya. O bir oyuncuya en, en çok o koyar. Bindirin bindirin sonra ben atımazlar sonra tekrar ben Olay döneyim. Değil, 60 metre koşup 60 metre, evet, metre geliyorsun yani. Bu çok zordur. Ondan sonra dönememeye başlarsın. Dönememeye başlayınca da herkes sana bu bek gidiyor dönemiyor kardeşim hep onun tarafından gol yiyoruz olur. Bu başka bir ters köşe diye bir program daha yapıyoruz ya orada anlattım ben. Bir türkü vardır biliyorsun çok ünlü. Burası Muş'tur, yolu yokuştur. Giden gelmiyor, acep ne iştir. Hani o duruma düşersin bir bek olarak. Gidersin artık gelemezsin. Gelemezsen de gol yediğinde ya bu Angelino'ya bak ya. Herkes buradan geçiyor, gidiyor. Gidiyor ama o adam niye dönemiyor? Yani o adam topla buluşsa zaten atağı bitirtecek. Ya da Angelino bundan önceki saydığın istatistikleri yaptığı ligde ya da oynadığı takımda soldan asist yapmaya girdiği an sıfıra Belki de oynadığı takımdaki oyuncular, oyun itibariyle 18'de daha çok insan görüyordu. Tabii Çift santrafor, bir de arkadan koşucu bir Buyurun. kenar vardı. Bak gördün Bak ben bunu mesela bilmeden, Angelo'nun ne, takımındaki neler olduğunu bilmeden söylüyorum. Mesela Galatasaray sağ kenar arka direkt koşu atmıyor. Atmaz. Öyle bir oyuncu evet. profili yok. Ben evet. hatta bazen bakıyorum Ancelino ya da Kazım soldan bindirdiği an içeride bakıyorum... Bir tane top kesilecek adam var. Icardi. Yani. Onda başında iki He. kişi bekliyor. Ya da arkasına bazen de Kerem oynuyorsa Kerem sokuluyor. Mertens o gün oynuyorsa... Mertens sokuluyor. Fenerbahçe'nin Pendik, Hatay... İtisad 10 maçlara bir bakıyorum... Dzeko golü attığında... içeride 6 tane daha sarı lacivertli oyuncu var. Garanti. Simanski ile İrfan kesin içeride. Kesin içeride. Temposu yettiyse Fred de girmiştir, Fred de o İsmail, de İsmail de oradadır. Hatta son dönemlerde Ferdi oradan ve o sayıda Ferdi ile çıkmıyor. Yani bir, Pendik maçında yine bir baktım 7-8 tane oyuncu var Fenerbahçe gol atarken. 18'de. Biri vurmasa öbürü vuracak. Ya da tam tersi, Fenerbahçe'nin soldaki Angelini olsaydı? İşte onu söylüyorum. Başka mesela içeri girdiği, yani. mesela Ferdi asist yapıyor ya. Ferdi mesela sıfıra girdiği zaman bir bakıyor... 6 tane opsiyonu var. Tabii. Mesela Angelino o kadar opsiyon bulamıyordur belki. Yani bu tamamen oyuncuya yüklemek yanlış bir şey bu yani. Anceli. Ben yani öyle yap düşünüyorum. Yapmış bir oyuncu burada yapamıyorsa daha senin az önce özetlediğin şekilde komple yapıyı Tabii canım ben ele bu adamı, adamı lazım. çok yakın değil ama belki de kaç sene önce değil mi Leipzig'te, Leipzig'te seyrettim yani. ben bu adamı. Dedim ki ya ufacık tefecik ama bu adam aa, nasıl sol ayak. Mesela çok ilginç bir sol ayak. Mesela yerden mesela 60 metre yerden Gerin Arapası yani. falan atabilen mi adam? Hatta Galatasaray aldım dedim ki çok iyi adam aldılar. Bu nereden akıllarına geldi? Kim geldi falan diye. Ama fiziksel olarak zaten defansif olarak eksik olduğu en top zamanında bile adamın şeyi bu yani. ya. Bu zaten özelliği. Özelliği, özelliği yani. e, aynı öyle. Kabul yani. edilmesi gereken. Evet kabul, kabul edilmesi gereken bir şey yani. Hocam Kerem Aktürkoğlu çok hala eleştirilmeye devam ediyor. Niye? Sen karşısın. Ben şu tabi karşıyım. Niye bilmiyorum. Biraz şey ya bizim yani? sebep her takımda böyle bir oyuncu var. Her sezon bir oyuncu seçiliyor. İşte Sabriler, Necip, işte Mert Hakan, işte İrfan. Şimdi Galatasaray'da da biraz mesela Taylan Emre böyleydi. Berkan gitti. Mesela şu anda Berkan Galatasaray'ın çok arayacağı bir oyuncu Berkan Kutlu. Şimdi bir Kerem var. Ben Kerem'in eleştirilmesine bir şey demiyorum. Ama eleştiri şekline bakınca ben de diyorum ki beyler ne yapıyorsunuz sen? Eleştirilecek yönden eleştirilmiyor. Biraz daha teknik taktik sıkıntıları var. Onlara da Kerem'in itiraz edeceğini düşünmüyorum. Onun itiraz ettiği noktalara da hak veriyorum. Geçen sene şampiyonlukta hatta Galatasaray'ın felaket geçirdiği 13. olduğu sene Kerem Aktürk olmasa sen belki de 13. bile olmayacaktın. Evet. daha sıkıntılı anlar yaşayabilirdin. Bu sene de bak kazandırdığı penaltı, yaptığı asistler Icardi'yi beslemesi. Yani ben de, rakip takım için her zaman bir tehlike unsuru. O çabukluğu, o sürati. Bayern günü maçında bile karşı karşıya atamadı evet iki tane ama o pozisyona göre nasıl kim mücadele nasıl sıyrıldı uzada gitti biliyoruz değil mi? Evet. Kaleciyi kapattı açıyı falan. Şimdi böyle bir oyuncuyu temin söylediğin oyuncularla aynı pozisyona sokmak Haksızlık. sen sokmuyorsun anlıyorum. Seyirci basında artık öyle evet. oldu. Şimdi Rize'deki maçta da Tete golü atamıyor. O dönen topa ani bir vuruşla boş kaleye üstten avut attı gördün mü? Evet. Pozisyon nasıl gözüküyor? Boş kale. Kaleciden döndü. Bunu bile türbüne atıyorsun oğlum falan diyor. Taraftar böyle bakar. Halbuki orada golü yapması gereken Tete. Tete vuruşu yapıp kaleciden dönünce Kerem Aktürkoğlu çok kısa mesafede topa anca o refleks vuruşudur biliyor musun? O planlanmış bir gol vuruşu değildir. Refleks vuruşudur. Ve o vuruşla çocuk topu üstten gene avuta attı. Fakat seyirci bunu anlamaz. Anlamak da istemez. İşi de değil zaten. O kaleciden döndü boş kaleye yine atamadı. Yok abi bu adam falan filanla. Bence haksızlık yani haksız eleştiriler bunlar. Ha, eleştirecek yönleri yok mu? Var. Bazen çok toplu oynuyor. Bazen şut atmaması gereken yerde şut atıyor. Ben hatta orada da şu, var. şu fikirdeyim. O, eksiği var. Eksiklerinin sebebi yoksa de... Yoksa adam Frank, ikinci Frank Ribery olur yoksa. Hocam bence eksiklerinin bu kadar göze batmasının sebebi de Okan onu 10 numarada kullanması. Ben sol kenarda oynadığında bu kadar göze batan eksiği olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncu biraz rakiple arasına mesafe olarak koyarak oynamayı seviyor profil olarak. Ve biraz daha topu atıp gitmeyi seviyor. Şimdi 10 evet. on numaraya çekince iki stoper altı numara arasına sıkışınca kendi pozitif özelliğini kullanamıyor. Topu kontrol edeyim, döneyim, basayım, çekeyim derken yapamadıkları daha çok göze batıyor. Bence işte Manchester gibi, Bayern gibi maçlar dışında hakim oynayacağı maçlarda Kerem sol kenar dışında hiçbir yerde kullanılmamalı. Zaha. Zaha o dar alanda yani 10 numaraya kaydığında daha kolay yapar o Kerem'in yapmakta zorlandığı şeyleri. Ama Kerem kadar orta sahada Zaha geri yardım eder mi? Ama işte yani hakimiyet kuracağım maçlarda orta sahayı ile yani, hmm. Kaan'la zaten kaldırabilirsin. İdare eder diyorsun. Bence Peki, eder. Olabilir. Saha olur. içi rotasyonu ile edersin Yani Olabilir. 30 dakika Kerem Zaha oynar. Olabilir. Son 45'i Zaha sola geçer. Kerem, Kerem zaten soldan sürekli merkeze koşu atıyor. Zaha da dışarıya koşu atar. Yani, bu seviyeye doğru rotasyonları yapmaları lazım. Olabilir. O zaman çok göze batmaz gibi olabilir. geliyor Olabilir. Bir de oynadı dediğin gibi 10 numaraki mevkiinde oynadığın zaman 18'de daha çok gol pozisyonuna içinde oluyorsun bütün futbol geçmişine baktığında... daha çok kanattan hazırlayıcı oyuncu. Tabii. Olduğun için gol vuruşunda biraz eksikleri var. Çok sık gol sona girip... bir de tabii çok sık girdikçe çok da kaçırıyorsun. Evet, daha çok göze batıyor. Çok gol kaçırdıkça çok daha eleştiri Şimdi alıyorsun. Hocam, i̇statistik okumada çok tehlikeli bir şey var. Sadece istatistik okursak istediğimizi söyleriz. Tabii ya. Şöyle bir istatistik var. Ligin en çok top kaybeden oyuncularında bir ya da ikincisi Kerem Aktürk oldu. Buyurun. Şimdi bunu söylersem kötü bir şey söylüyorum. Evet. Tamam da çok top kaybı demek... sorumluluk almak... oyunun merkezi olmak... çok topa sahip olmak da demek. Aynı zamanda en çok kilit pas veren oyuncularından da bir tanesi Kerem Aktürkoğlu. Ya, gördün mü? O yüzden biraz bakış açısı. Abi tabii yani ben, ben onu ediliyor. Abi ben şimdi... şu özür dilerim hocam. Bence Yok. Kerem de biraz mikrofonları gördüğü zaman oyu yorumlarını hep şeye çeviriyor ya. Türk oyuncularına böyle yapılıyor. Türk oyuncularına sahip öyle çıkalım. Öyle mi diyor? Ben evet. dinlemiyorum röportajı. Eyvallah öyle diyor hocam. Evet. Hatırlıyorum. Katılıyorum bence biz de tabii ki kendi çocuklarımıza, kendi arkadaşlarımıza sahip çıkalım ama Kerem ve böyle oyuncularımız da öz yapmalı. Evet. Bu söylediklerimizin iyi niyetli sizin ve benim iyi niyetli konuştuğumuzu... Öyle benim benimki, gerek... benim Kerem'i babası korumuyordur benim kadar ya. Yani. Ben Fenerbahçeliyim, babası bile siz ne yapıyorsunuz benim oğlum çok yetenekli bu takıma neler kazandırdı demiyordur adam. Sen ben, yapıyorsun Ben her seferinde ne anladım. diyorum ya burada adam, adama haksızlık ediyorsunuz falan diyorum yani. Hocam peki Abi... Kerem'in bu oyunu Kasımpaşa maçındaki motivasyon çünkü Bayern ile çok enteresan bir maç var. Evet. Evet enteresan maç. Niye enteresan maç? Bence şimdi Bayern Münih maçında alınacak sıfır puan. Yani bir mağlubiyet. Çok büyük kayıp değil gibi duruyor. Ama. Ve çok normalleştirilecek bir mağlubiyet. Değil mi? Bayern Münih bugün Bayern Münih kendi sahasında Manchester City'yi de yener. Bak United'i demiyorum. Yani Manchester City'yi de yenebilir. Değil mi? Paris Saint Germain'i de yenebilir. Onu kesin yener. Barcelona'yı yener. Yenebilir. Real Madrid'i yenebilir. Yenebilir derken yani yener. Söylemek istediğin anlıyorum. Yener evet Şimdi yener. Ben diğer taraf yani, yani, olarak şunu söylüyorum. Galatasaray Bayern Münih'e ye yenilse normal. Tabii ki normal. Hem de çok normal. Ama? Yani çok normal. Fakat yenilgi de bir şey olmaz. Evet ama öbür maç ne olacak? Mesela millet sadece Galatasaray maçlarına odaklanmış Türkiye'de. Şuradan Bayern Münih'ten e, sıfır puanla dönsek Manchester'ı yendik mi bu işi de hallettik. Öyle bir şey olmaz kardeş. Öyle bir şey olmaz. Öyle Kopenhag, bir şey olmuyor. Sen var. Kopenhag Manchester un United maçına da bakacaksın. Bak Bayern Münih'e burada 3-1 yenildi. O gün Kopenhag Manchester Manchester'daki Manchester Kopenhag maçı şahane bir skorla bitiyordu. 1-1 bitiyordu penaltı atsa. 90 artı Keşke ataydı. Atamadı. Onun anında da kurtaracağı tuttu. Tuttu tuttu. Rezil Mençel bir sezon geçirdi. Hem de nasıl rezil bir sezon? Niye kalede oynuyor? Anlamak mümkün değil. Hani Güven hangi antrenör yani. oynatır? Bilemiyorum o yaptıklarından sonra. Londra'da, şey Londra Manchester Manchester'da güzel yer galiba. Mesela ben o kadar hata yapıp bir kaleci... Siz mesela. Güzel bir yer değil. Hayır, bilmem gitmediğim için Manchester'a. Şey için diyorum, Altay Bayındır orada çok mutlu. Halbuki bir kaleci mesela ben Onana'yı görünce aa ben ne zaman oynayacağım der. Belki işte Şimdi değil, bu Onana'yı görünce insan yedek kulübesinde ben niye oynamıyorum demesi lazım. Ten Hag, Minister'ın hocası Onana şey gibidir yani onlar. Baba evlat gibidir. Ne Karken. yerden nasıl yerse yesin o oynayacak öyle büyük mi? Buradan, oradan, şuradan. Büyük ihtimal. Ee, Her şeyi zaten. Kendi kaptırıyor, içeri Kaptırıyor, kendi atıyor, buradan yiyor, oradan Kesmediğine yiyor. göre kesmeyecek. E, şimdi penaltı kurtardı ki hiç kesmez Tabii. zaten. Peki Copenhagen Manchester maçı ne olursa işimize yarar. Evet. Gene aynı olsa berabere bitmesi lazım. lazım. Berabere bitmesi lazım. Diğer taraftan ben şimdi düşünüyorum. Galatasaray Bayern Münih'e mağlup oldu. Değil mi? Gayet normal. Tamam. Dünyada da normal. Türkiye'de de normal. Hiçbir Galatasaray'da biz nasıl Bayern Münih'e orada yeniliriz? der mi? Der mi? Biz bu evet. takıma nasıl gidiyoruz? Allianz Arena'da yeniliyoruz. Kağıt üzerinde konuşuyoruz. Der mi? Herhalde canım. Ya öyle bir maç çıkar oynarsın ki. Ulan bu maçı nasıl kaybettik dersin. İlk maç gibi yani ilk maç gibi bir maç oynarsan orada yine dersin. Ama normalde maçı kaybettiğinde kimse sana niye maçı kaybettin denmez. Tabii ki çok ayıp bir şeyle kaybetme kaybedersen derler o, o ayrı normal bir şey. Normal 2-1, 2-0. 2-3-1, 2-0. Böyle mağlubiyetler normal yani Bayern Münih'te. Bayern Münih'e karşı. Ha puan alırsan zaten şahane. Oho, şahane kelimesi karşılamaz. Şahanenin evet. üstü bir şey. Hani hep böyle her galibiyette kullanılır zafer. Her galibiyet bu zaferdir. <laughs> ha, bu her galibiyet zafer. Ne her bu, bu zafer zafer olur işte. Sen burada bir alınacak 3 puanı düşünsene. Büyük e, bir zafer olur bu. 7 olur direkt Galatasaray. He? 7 puan olur. Bu ne demek biliyorsun değil mi? Artık ben bu gruptan çıktım demek oluyor. Hele öteki maç dediğin gibi beraber Bera evet. Ben düşüşürüz. diyorum ki mağlup oldu Galatasaray. Tamam. Öbür maçta berabere bitti. Gene güzel. Fena yani değil. Şahane. Yani. Yine evet. şahane. Yeter ki oradaki maç berabere. Ama oradaki maçı iki takımdan biri kazanırsa. Kopenhag... Evet. ya da Manchester United. Şöyle yapalım. Kazanan takımı sen söyle bana. Mesela o gün Galatasaray mağlup oldu. Kopenhag... Manchester maçını Manchester kazandı. Kim kazandı sence? Manchester. Manchester mı kazandı? Manchester 6 puan yapar. Yaptı. Bizim çok eleştirdiğimiz Manchester Galatasaray'la burada oynarken beraberlik 6 yani. puanla gelir. Galatasaray mağlup olduğu için Bayern'e 4 puanla maça çıkar. Tamamen yenmek zorunda kalır Galatasaray burada Ali Samiyen'de. Yen'de. Manchester beraberlik beraberlikte yeter. Avantajı düşünebiliyor musun Manchester'ın avantajını? İş çok zora girer o zaman. Kopenhag yendi. Kopenhag kendi. Galatasaray Münih'e kaybettiği için 4'te kalır. Kopenhag 4 oldu. olur. Galatasarayla puan puana gelir. Sonra bu arada Manchester'da 3'te kaldı. Manchester Galatasaray maçında da Manchester 3 olduğu için mutlak galibiyetle çıkacak. Tabii maç. ki. Şimdi Kopenhag'la Galatasaray'ı eşleştirelim. Evet. Kopenhag Manchester'ı yendi diyorsun, değil mi? 2. şık. 4 yapar. Tamam. Kopenhag Galatasaray'da Bayern'e yenildiği için 4'te, 4'te kalır. Tamam. Sonraki hafta sen burada Manchester'ı yenersin. Bak Galatasaray Manchester'ı yener diyoruz. Değil mi? En en olumlusunu söylüyoruz. Tamam. Galatasaray 7 puana gelir. Kopenhag Bayern Münih'e Almanya'da kaybeder. Kaybeder. Nasıl Bayern Münih'e herkese kaybettiriyoruz hmm. Bayern Münih'e için ya. Kopenhag'ı da yener. 4 puan kalır. Son Galatasaray değil olur. Son maç Kopenhag 4 puan. Galatasaray 7 puan. Kopenhag'da bir maça çıkarsın o maçı Kopenhag'da Kopenhag kazanabilir mi? Kazanabilir. Kopenhag içeride Bayern Münih'i de yeniyordu. 7-7 olursun. İkili, avaraj, İkili avarajda kim üstte olur? Kopenhag, olur? Kopenhag olur değil mi? Bak işte bu kadar kritik... ...Çarşamba günü oynanacak maçlar. Maç demiyorum. Galatasaray maçı demiyorum. Çarşamba günü oynanacak maçlar o grupta. Bayern Münih-Galatasaray, Kopenhag-Manchester maçı. İki maçta sonuçları çok kritik. Yani ikinci olup Galatasaray'ın çıkma ihtimali yüksek. Vallahi üçüncü olma ihtimali de yüksek. Dördüncü olma ihtimali de var ama... ona ben ihtimal vermiyorum. Evet, ona ihtimal azından, vermiyorum. Ama üçüncülük de güzel. <laughs> buraya de getirdikten sonra evet. üçüncülük olmak... UEFA Kupa, Avrupa Kupa Galipleri'ne, Avrupa Kupası'na dönmek... üzer tabii. Çünkü ben buraya geldim. Artık bu grupta bayarmınide benim çıkmam lazım der alsay evet. ki öyle olması lazım. Yani öyle olması lazım ki işte Manchester'ın oradaki galibiyeti değil mi? Bir anlam ifadesi. Bir ifade etsin. Abi çok güzel bir Avrupa Kupası muhabbeti yaptık. Valla mı? Çok güzel Ya da özetledim. biz köller sarlar biz konuştuğumuz için ya bize ben, güzel mi geliyor? Ben, bence çok güzel bir ihtimaller üzerine konuştuk. Zaten onlar da inşallah. yorumlara yazacaktır. Bu kadar Avrupa muhabbeti yaptıysak ben bir hazırlık yaptım. Dedim ki Programı uzun uzun derin derin detaylı detaylı hızlı hızlı ve zaman zaman öfkeli öfkeli konuşuyoruz. Sonunu güzel böyle hatıralarla nostaljik bir konseptle bağlayalım programın izleyen izleyenlerin Yeşehani. daha ağzında güzel bir tat bıraksın. Bak, ne şahane dur bakalım. Senin oldu? daha önce oynadığın maçların bir şeyini hazırladım arşivini. Özellikle Avrupa maçları. Kötü oldu bu ya ben hepsi şey bekliyordum. Benim Zaman oynadığım zaman. Maçlarda... Maç görüntüleri, zaman zaman fotoğraflar. Ha, Fiorentina maçlarıyla başlıyoruz. Oo. Fenerbahçe Fiorentina maçları var. Evet. Elimizde. Şimdi